Evet efendim Aydan Öztürk Atalay bizlerle beraber kendisi bir kimya mühendisi aslında fakat hayatını e, renkleri araştırmaya adamış gördüğünüz gibi son derece keyifli bir renk ile geldi renklerin hayatımızdaki anlamına değineceğiz Aydan Hanım diyor ki renklerle fit kalmak bir işi oluruna ulaştırmak bir e, toplantıdan istediğimiz kararlarla çıkmak mutluluğu yakalamak e, sağlığa kavuşmak mümkün. Hoş geldiniz. Günaydın Hoş öncelikle. Günaydın. E, hemen şöyle başlayalım. Renk nedir ve neden bu kadar önemli hayatımızda? Renk aslında titreşim ve frekans olayı. Mesela bugün sizi gördüm. Çivit mavisi giymişsiniz. Beyinde sağla sol beyin yarım küresi arasında otorite sağlarsınız. Yaptığınız işte başarı getirirsiniz. Bakın yaz geliyor. Hı hı. Çivit mavisi iştah kapatan tek renk. John Hopkins Üniversitesi yapılan bir araştırmada. Denekler e, çivit mavisi ortamlarda ve tabaklarda iştaha kapanıyor. İştah azaltan iki renk. Eflatun ve pembe. İştah Ç azaltan. Evet. Eflatun ve pembe. Evet. Ee, eğer iştahınızı kapatamıyorsanız, eğer bir türlü şu ağzından... ...giren lokmalara engel olamıyorum diyorsanız... ...Aydan Hanım size formülü verdi. Çivit mavisi ve eflatun tabaklar kullanın o Pembe zaman. Pembe tabaklar. Pembe. Ee, söyleme edemeyeceğim. Ortamınızın rengi çok güzel. İzleyiciler üzerinde yaptığınız fonksiyonlar olarak kahkaha ve keyif rengi. Turuncu. Turuncu koltuklar. Kahkaha ve keyif rengi evet. midir turuncu? Espri anlayışını yükseltiyorsunuz. Sizin güzel enerjinizle beraber yuvarlak masa seçmişsiniz. Evet. Beyinde korku merkezlerini uyarmıyorsunuz. Hmm. Ve pembe tonu evrensel anne sevgisi renk. Şimdi bunu görenler e, fiziksel aktiviteleri azaltır, duyguları açığa çıkar ve sizin net olarak isterler. Artı paranın rengi de turuncudur. Yanlış bilinen bir mor, mor, mor var. Midir? Değildir. Değildir. Çünkü Aa. kırmızı ve sarının karışımı en güçlü renk. Aslında paranın rengi sarıdır, altın. Bir şey söyleyeceğim. Şunu lütfen yazın, izleyicilerimiz okusun. Gülşah'cığım, paranın rengi mor değil. Paranın rengi... Turuncu. Turuncu. En güçlüsü. En güçlüsü. Evet. Aslında kırmızı ve sarıdır. Bakın. Bana hep diyorlar ki mor... Cüzdan al mor cüzdan. Hayır, al. turuncu, Hayır, turuncu. Bakın, cüzdan kırmızı alıyoruz. Kırmızı ya da sarı da olabilir ama kırmızı ile sarının optik karışımı turuncuyu turuncu. verir. En güçlüsü. <laughs> Niye bu yanlış biliniyor acaba? Paranın rengi mor diye biliniyor. Yani para, mor ortamlar aslında elektron rengidir. E, duyguları tam olarak kullanamazsınız. Pozitif yükler fakat olan duygular ve zeka doğru kullanmaktır. <laughs> o zaman başarı getirir. Pembe, fazla pembeli morlu ortamlar Bakın e, bir şifre kredi kartını hiç düşünmeden ödersiniz. Alışverişe giderken pembeli ortamlara dikkat. Alışveriş yaparken pembeli ortamlara dikkat. O zaman ben mesela bir iç mimar olsam, bir e, mağazayı dizayn edecek olsam ama pembe erkek girmez. E, pembe giriyor artık moda. Pembe kravatlar kullanılmaya başlandı. Onlar da seviyor. Anne sevgisinin gerçek renk. Hmm. Artık e, renklerde hep mutluluk var. İnsanlar Açık, mutlu keyifli. olmak istiyor. Krizler, savaşlar, olumsuz duygular renkleri patlattı. Renklerde hep mutluluk var. Doğru kullanılmayan renkler manyetik kirliliğe sebep oluyor. O zaman isteksiz, yorgun, başarısız oluyorsunuz. Amaç nedir burada? Duygu yönetimi. Şimdi renk, titreşim ve frekans olayı. Renklerdeki en büyük güç duyguları pozitif yönde etkilemesi. Bakın. Hı. Amaç nedir? Duygularımızla... Ee, e, ...sağdaki loptaki duygularla soldaki loptaki matematiği, zekayı dengelemektir. O zaman yaptığınız işte başarı getirirsiniz. Duyguları yönetemeyen insanlar başarılı olamazlar. Bu en büyük itici güçte renk olduğu için renkleri doğru kullanmak önemli. Ee, neden bu kadar önemli renkler? Fizyolojik ve psikolojik etkileri var, renklerin. Aslında gözümüzün retinasından başlayan, beyinde hipotalamusa kadar devam eden gökkuşağı renkli bir yolculuk. Bu renkli yolculukta e, fizyolojik ve psikolojik denge sağlanıyor. Siz gözünüz kırmızıyı gördüğünüz zaman adrenalin ve noradrenalin salgılarsınız. Böbrek üstü bezleriniz çalışır, cesaret toplarsınız. Hmm. Eğer aktif satış yapıyorsanız... Ve toplantıda son sözü söylemek istiyorsanız... ...tabii ki kırmızı bir aksesuar taşımak zorundasınız. Öyle mi? Evet. Toplantıda son sözü söylemek istiyorsanız... ...şimdi onlara teker teker gelelim tamam. ama... ...biraz daha renklerin Renkler. e, dünyasından... Fizyolojik ve psikolojik etkilerinden bahsedeyim. Buradaki dengeyi yakalamak önemli. Siz turuncuyu gördüğünüz zaman... ...psikolojik olarak keyif alırsınız. Hmm. Keyfin rengidir. Yıpranmış duyguları yeniler. Fakat... Fizyolojik olarak sindirim sistemine iyi gelir. Bu ne demektir? Kabızlık probleminiz var. Turuncu fitokimyasallarla beslenin. Yani kayısı gibi turuncu fitokimyasallarla beslenin. Tuvaletinizde turuncu bir obje bulundurun. Hmm, evet, İspanya'da yapılan bir araştırmada turuncu bir obje ya da turuncu bir paspas sindirim sistemini çalıştırıyor. Gerçekten evet. mi? Evet. Evet. Bilimsel yani Evet. Bu. O zaman e, bu tarz bir problem yaşayan dostlarımıza seslenelim. Kesinlikle. Muhakkak ve muhakkak e, tuvaletinizde, banyonuzda bir turuncu obje Bir bulundurun. obje, bir paspas mutlaka taşıyın. Sindirim sistemi Sindirim açısından. Sindirim sistemini çalıştırır. Eflatun ne yapar vücutta? Şimdi eflatun pozitif yükleme rengidir vücutta. Hı hı. Dolayısıyla çağımızın en büyük hastalığı olan, Uykusuzluk problemini destekler. Ona katkısı var. Uykusuzluk. Da. Uykusuzluk. O zaman duvarları asla yatak odamızda eflatun boyamamamız Boyamamız lazım. Boyamamız gerekiyor. Destekliyor. Ha destekliyor. Evet. Uykusuzluğu destekliyor Uykusuzluğu ama. Destekliyor. Yatak yani odasında eflatun Yani uykusuz boyarsak... problemine iyi geliyor. Ha anladım. Uykusuz problemine iyi geliyor. Bu yüzden uykusuz problemimiz varsa fonksiyon olarak yatak odalarımızı eflatun ve macenta boyatmak zorundayız. O ne? Macenta magenta rengi. Evet. Peki. E, pembe ile mor arasında bir renk ama en yoğunu, magenta, pembe Hı -hı. tonları diysek izleyicilerimiz daha iyi anlar. E, e, yeşil? Yeşil, psikolojik olarak gördüğünüz zaman huzur bulursunuz. Hı -hı. Fizyolojik olarak kalbe iyi gelir. Hı -hı. Evet, yapılan yine bir araştırmada göz 12 dakika yeşili gördüğü zaman stres hormonlarında azalma görülüyor. Ne demektir? Çalışan arkadaşlarımız dışarı çıksınlar. 12 dakika bir yeşile baksınlar. Hmm. Çünkü güzel ortamlar güzel duygular yaratıyor. Güzel duygular da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Beyin mutlu oluyor. Mutlu olmayan beyin küçülüyor. Hücreler ölüyor. E, hücreler öldüğü için de duygular, davranışlar ve hafızada azalma görüyor. Bakın mutsuzluk beyni küçültüyor. Renkler mutlu ediyor. ...ve mutlu kalmak için de sağlığımızı... mutluluğumuz, başarımız için renklere ihtiyacımız var. Mavi? Mavi. Ee, psikolojik olarak barış rengi... ...sakinleştirir. Hı hı. Fizyolojik olarak... ...tansiyonu yüksek olan hastalarda... ...tansiyonu yüksek olan insanların... ...tansiyonunu düşürür mavi. Hipertansiyonu olanlar... ...mavi giydikleri zaman ya da Sakin. maviye... ...baktıkları, baktıkları zaman, zaman sakinleşirler. Diğerlerse? Aynı şekilde kendilerini çok iyi hissederler. Fakat kırmızı tansiyon düşük hastalar için geçerli. O da tansiyon, tansiyon Yükseltir. Kırmızı da tansiyon yükseltiyor. Evet. Sarı? Sarı e, psikolojik olarak Manchester Üniversitesi yapılan bir araştırmada denekleri renk kartyaları gösteriliyor. Mutlu olan, gülmeyi başaran, vizyonu olan insanların sarı ve tonları seçtiği tespit ediliyor. Aynen sizin gibi sarı giymişsiniz. <laughs> Ben e, sizi de mutlu etmek e, izleyicileri <laughs> mutlu etmek için giydim. Bir de e, dalga boyu olarak sarı renk ortada bir renk. Hmm. Bütün renklerle uyum içinde. Şimdi e, hep beraber uyum olmamızı istedim. Koltukların rengini düşündüm, sizi düşündüm, pozitif enerjinizi düşündüm. Bugün bu rengi seçtim çünkü aslında taşıdığım bir enerji var. Dalga boyu olarak izleyiciler sarı dalga boyunu görüyor. Ama benim üstüne tutulan bir enerji var. Ben mutlu olmalıyım. Hmm. Çünkü sizi mutlu etmek için, izleyicileri mutlu etmek için. Bu yüzden Manchester Üniversitesi'nde denekler renk kartalarına bakıyorlar. Mutlu olanlar sarı ve tonlarını, depresyonda olan, gülmeyi başaramayanlar gri ve tonlarını tercih ediyor. Açıklama bu. Güneşin rengi, sarı mutluluğun rengi. Hmm. Lütfen hayatınıza sarı alın. Evet, sarı çok tercih edilen bir renk değil, biraz patlak bir renk olduğu için. Sarın tonları var. Şimdi göz ...yedi milyondan fazla rengi görüyor. Bakın. Fakat biz incelememizde tonları inceliyoruz. Aslında e, Nifton elmas bir prizmadan güneş e, ışığını geçirerek... ...yedi renk elde ediyor. Evet. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavi. renkleri olarak. Evet gökkuşağı. Aslında bu vücudumuzda yedi hormon bezimizle örtüşüyor. Bu yedi hormon bezimiz... ...yedi renge karşı duyarlı. Ve hormon bezlerimiz... ...yedi rengi gördüğü zaman beyin kimyamız değişiyor. Hmm. İşte anlattıklarımız bu. Fizyolojik ve psikolojik etkileri bu. Hmm. Ee, sahip olduğumuz elektromanyetik alanlarımız ki... ...dolaşım sistemimiz ve sinir sistemimizin toplamı. Hmm. Dolaşım sistemimizde ne var? Ufacık 5 santimetrelik bir çivi tekabül eden demir. Bu bizim dolaşım sistemimizin akımını veriyor. Fakat... Elektrik akımınızı ise e, e, vücudumuza sinir sistemi veriyor. Toplamı elektromanyetik alanlarımızı oluşturuyor. Renk, kırılma, yansıma, bölünme sonucunda oluştuğu için manyetik alanlarımızı ısı, ışık, koku gibi titreşimlerden etkileniyor. Biz de doğru kullandığımız zaman sağlık buluyoruz. Bu lacivert mi? Evet, e, lacivert tonu bu. Ben işte kapatsın diye özellikle koydum. Ha, peki. Şimdi e, incelemediklerimiz... E, çivit mavisi, renklerde. Çivit ee, mavisi ne? Onu fizyolojik yapan? olarak e, iştah kapatan tek renk. Çivit mavisi. Çivit mavisi. Yani nazar boncuğunu düşünün. Hmm. Nazar boncuğunun üstüne yemek yemesiniz. Kilo probleminiz varsa yaz geliyor. Çivit mavisi tabaklarda. Ya da çivit mavisi bir saat elde edinin ya da mutfaklarınızı... mutfak fit olarak maviye boyayın. Hmm. Form tutarsınız. Hı -hı. ...şey otorite sağlar. Fizyolojik olarak da... E, ...psikolojik olarak da... ...çivit mavisi otorite rengi... ...fizyolojik olarak da iştah kapatan renk. Eflatun... ...uykuları destekler. Yani uykusu problemimiz varsa... ...ya da gece yatış, yorgunsunuz... ...uyumak istiyorsunuz. Hı. Yatak odalarını, eflatun tonlarını boyamanız... ...pozitif olarak size çok etkiler. Derin uyursunuz. Neden erkekler mavi, kadınlar pembe... Ah çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi bir araştırma yaptım. Ee, kadınlar 1914 yılında Amerikalı bir muhabir gazetesinin köşesinde kadınlara pembe çok iyi gidiyor diye yazıyor. Akım böyle başlıyor pembe. Öyle mi? Bir evet. tek bu mu? Bu. Sonradan da İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda askerler savaştan çıkıyorlar. Yorgun, yıpranmışlar. Aspirin rengi olan pembe, e, mavi tercih ediyorlar. Hem duygularını sakinleştiriyor, önlerini göremiyorlar. Ee, barışçıl bir renk olduğu için de mavi tercih ediyorlar ve akım böyle başlıyor. Bizim şu anda e, nüfus kağıtlarımız bile pembe ve mavi. Yani bütün e, olayın çıkış noktası evet. bu mudur? Evet. Enteresan. Evet. Oradaki renkler ne? Ben e, giyimde renklerden biraz da bahsetmek istiyordum. Şimdi e, giyimde tercihlerinizde. Siyah, simsiyah. Benim dolabımı açın. Birbirinden ayırt etmek e, mümkün değil. Siyah ve beyaz renk olarak adlandırılmıyor ama dolabımı açtığınız zaman siyah. Siyah gömlek, siyah, siyah, siyah. Siyah elbise, siyah. Başka bir elbise, siyah, siyah, siyah. A, beyaz bir gömlek buldum. Siyah, 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 siyah. Şimdi Oylum Hanım, siyahla beyaz renkli geceyle gündüzün savaşı, ışıkların savaşı. Aslında en yapılan, bir pro yaygın olan problem var. E, i̇nsanlar ...zayıf gösterdiği, sizden hariç pardon... E, ...zayıf gösterdiği siyahları tercih ediyorlar. Aslında kendileri... ...mayetik alanları kapatıyorlar. Şimdi siyah giydiğiniz zaman beş kilo zayıf duramazsınız. Ama siyah çok elegan bir renk. Güzel, güç gösterisi. Tabii ki siyah giyeceğiz ama... ...enerjimize yön vereceğiz. Siyah niye renk değil? Ve beyaz da renk değil. Beyaz da renk değil ama be, bütün renklerin yedi renk... gökkuşağı karışımı beyazı verir. Manyetik alanda yer etmediği için bu yüzden yeryüzünde siyah bir şey yoktur. Mesela zeytin diyorlar yiyecek. Okside olduğu için siyahtır zeytin. Yani şeye giriyor, bekliyor. Hı. Dalında yeşildir. Hı. Bu yüzden kömür rengidir. Yani sağlığımız için tabii ki siyah yiyeceğiz ama enerjimize yön vereceğiz. İster Hı. rujumuzda, ister saatlerimiz, aksesuar fularımızda... E Kıvıtamızda, dekorasyonumuzda, kimyamızı değiştireceğiz ve mutlu olacağız. Peki benim e, bazı sorularım var size. Ee, <laughs> Bana soruyordun tabii ki. Ben Buyurun. giysileri de bahsetmek istiyorum biraz. Siz karşı taraftan cesur, atak, kendinden emin görünmek istiyorsanız kırmızıyı. Cesur, atak ve kendinden emin kırmızı. Son sözü söylemek istiyorsanız kırmızı değil. Olumlu etkisini arttırmak için de tu e, turkuazı kullanmak zorundasınız. Turkuaz. Evet. Hı. Kırmızı ve turkuaz Şöyle, da Şöyle karışık yakışmada. olarak değil. Mesela aksesuarınızda e, kırmızıyla turkuaz karışık olabilir. Hı. Bir kırmızı kravat taktınız. Bir yüzüğünüz ufak turkuaz olabilir. Denge burada. Yani baştan aşağı değil. Renk, ahenk, uyum önemli. Rengarenk giymek değil. Güzel giyinmenin sırrı kendinizin için odak noktası olabilmektir. Hı hı. Kendiniz mutlu oldu, Aynaya baktınız. Kendinizi rahat hissettiğiniz zaman o iş olur. Çünkü e, bazı giysileri giydiğiniz zaman kendinizi çok rahat hissedersiniz. Bazı giysileri gi hemen çıkartıp atmak istersiniz. İşte manyetik alanınızda orada sapma var. Bazı odalarda evinizin kendiniz huzur hissede bazı odalar hemen kaçıp kurtulmak istersiniz. Hı hı. O da duvar boyanın davranışına olan etkisinden dolayı. Ee, siz karşı taraftan vizyon sahibi mutlu ve umut aşılayan bir yapıda görmek istiyorsanız sarı tamamlayıcı renk eflatını kullanmak zorundasınız. Bu büyük ortamlar olarak değil yani ufak objeler olarak da olabilir. Pozitif etkisini arttırmak baştan aşağı giyinmek değil. Siz karşı taraftan ...gelinlik ve görneklerine bağlı. Ee, huzurlu bir yapıda görünmek istiyorsanız... ...yeşili tamamlayıcı renk... ...pembeyi kullanmak zorundasınız. Yeşil ceket giydiniz pembe bir ruj sürebilirsiniz. Tabii bunlar ton olarak düşünün. Evet. Sıkalıyı öyle ayarlıyor. Çünkü 7 milyondan fazla renk var. Siz karşı taraftan... ...barışçıl, kibar... ...nazik görmek istiyorsanız yaptıklarını detaylı yaptığını inandığınız bir yapıda görmek istiyorsanız mavi tamamlayıcı renk turuncuyu kullanmak zorundasınız hmm. bu renk uyum tablosu renk uyum tablosu Peki e, başarı ve motivasyonu arttıran renkler şimdi e, başarıda bunları not alın lütfen e, başarı, başarı da, ve motiva motivasyon e, başarıda ve motivasyonda en etkili renk sarı 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 Çocuklar sınava girecek çocuklarınız varsa. Hı. Duvar boyalarını boyayamıyorsanız Bir obje koyun. Sarı bir kalem kutusu alabilirsiniz. Zeka ve zihin faaliyetlerinin rengi güneşin rengi olan sarı ve tonları. Bu illaki çok sarı olmayabilir. Eser miktarı ama sarı ve tonları. Ee, birçok şirkete danışmanlık yapıyorum ve e, çevre ve mimar projelerinde renk danışmanıyım. Mesela Meşe beyin kimyasına göre boyadım. Mecidiye köyü evet, renk? Beyin kimyasına göre bütün mesela okula giden çocuklara sarı boyadık. Zekalarını... Mecidiye köyü boyadınız. Evet. Yaklaşık iki senedir. Her yerini boyuyorsunuz. ev ee, dış ana eve. caddeyi, ha. ana caddeyi renklendirdik. Peki. Sağlı solu binalar. Şimdi orada insanlar işe gidiyorlar. Sarıyı gördükleri zaman umut aşılıyor. İşe isteyerek gitmeleri önemli. Tabii yedi tane renk tonu kullandık ama e, şimdi herkesi yakalamak mümkün değil. Şimdi fonksiyonel bazı insanlar renklerde sapma var. Şimdi bazı insanlar fonksiyonel sarıdan saparken sarıyı sevmiyorum diyor. Mutlaka irsiyetli bir şeker hassasiyeti var. Hmm. Ya da safra kesesi taşı var. Şimdi onları biz onlara göre düşünüp hepsini renklendirme çalışması yaptık. Sarı okul için ideal bir renk. Okula giden çocuk sarı ortamlarda mutlu olarak öğrendiği için konsantrasyonu artar. Kolay unutmaz. Gri ortamlar ders öğrenilmez. Gri ortamlar o, ama okullarda okul, genelde gri değil mi? Artık boyanmaya başlandı. Yok. Artık boyanmaya. İyi, sarı. evet. Güzel. Evet. E, bu yüzden turuncular da mesela anaokullarında başlangıca teşvik ediyor. O yüzden de turuncular e, zeka üzerinde çok etkili. Önemli olan mutlu olmalı çocukların. Mutlu olan insan ders çalışıyor. Başarı ve motivasyon için e, Aydan Hanım sarı diyor. Eğer çocuğunuzun okul hayatında başarılı olmasını ya da sizler e, başarılı e, bir eğitim öğretim hayatı geçirmek istiyorsanız bir şekilde sarıyı bulundurunuz diyor ve mutluluğun rengi. Mutluluğun rengi tabii ki sarı. Güneşin O da mı? Tabii ki mutluluğun soruyormuş rengi. Ne Sormuş bu yahu. <laughs> evet. <gülüyor> sormayın. Ee, yine Manchester Üniversitesi <laughs> araştırmasını anlatmıştım. <laughs> Deneklerin renk kartlarını görmeleri çok önemli burada. Şimdi güneşin rengi en büyük manyetik enerji ve sarı ve tonlarında mutluluğun rengi saklı. Bu Peki. bilimsel bir araştırma. İş görüşmesine giderken hangi renk tercih edilmeli? İş görüşmesine giderken para tahsil ettirmeyen ve si kapatan tek renk kahverengi. Ay kahverengi ne kadar cibiliyetsiz bir renk. Aslında oyunum hanım kahverengi renk topraklama renk. En güzel çiçekler kahverengi toprakta güzel görünüyor. En evet. güzel seyahat resimleri kahverengi çerçevede. Çerçeveleme rengi ama kahvenin renk para tavsil ettirmez. Hücrelerde triptofan aminazis seviyelin hızlandırdığı için hızlandırıcı etki vardır. Bu da spora kim spor yapıyorsa ona faydası vardır. Yani iş yerlerinde e, işverenlerin kahverengi boyamaması gerekiyor ortamları. Hmm. Zaten elektronik... Maun renkler mesela kahverengi masa, kahverengi kütüphane. Evet. Yanlış yapıyorlar. Yanlış yani. yapıyorlar Hı. ve işe geçemiyor elemanla. Elemanla yanındakiyle konuşmakta işe geçemiyor derler ya gel bir kahve içelim 5 dakika o iki buçuk saat olur. Genelde öyle olur. Kahvenin i̇şte bu kahvenin renginden, renginden dolayı evet, mı? gittiğimiz yerde de kahve rengi ortamlar vardır. Çünkü fast foodlar kahve rengini tercih eder. Hemen hızlı hareket etsin. Hmm. E, Hemen yesin, kalksın, müşteri gelsin. Evet, ama kahve çok konuşturur. işe geçirmez. Bu yüzden kahve rengi kullanabilirsiniz ama kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivitma, eflatun, kravat ya da obje, aksesuar, fülerle Destekleyin. Rakiplerinizden şansınız geride kalmasın. Şansınız artsın. Bence e, toptan odalarını değiştirsinler e, insanlar. Kahverengi. Genelde kahverengi kullanıyorlar Kim çünkü. Kim kullanabilir? Eğer bir röportaj yapacaksınız, bir muhabiri karşı tarafa tırmak istiyorsa kahverengi giysin. Hiç susmaz karşı taraf. Ben de hiç kahverengi giymem. Süper. Maydikanız taşımıyor. <laughs> Yok. Kahverengi Yani konuşturmak istiyorsanız karşı tarafı araştırmalarınızı kahverengili ortamlar... ...hiç işe geçirmez, sürekli anlatır. Anlatır, konuşturur, para hızlandırıyor çünkü. Para tahsil ettirmez, <laughs> evet. Peki para, ta, para tahsil ettiren renk hangisi? Ee, para tahsil ettiren tabii ki turuncu. Turuncu. Turuncular, evet. kırmızılar, sarılar Paranın tahsil eder. İş görüşmeleri giderken özel bir notta... E, ...parfüm kullanmayın. İş görüşmesine giderken. giderken. Hmm. Çünkü... ...beş tane duyumuz var. Göz rengi görüyor. Hmm. Ve bu duyularda... Duygular beyinde atlama tankına gidiyor. Sadece koklama direkt duyuya yön veriyor. Bu ne demektir? Siz iş görüşmesine gittiniz. Görüştüğünüz kişi o kokuyla ilgili onsu bir olay yaşamışsa iş alınmaz. Ya da beğenmezse evet, kokunuzu. Evet. Evet. Yani koku çok önemli. İş hmm. görüşmelerinde asla kullanmayın. Koku çok önemli. Bunlar e, önemli e, detaylar ve önemli öneriler size. Çalışan annelerde de. ...işe gidiyorsunuz... ...ufak bebekleriniz varsa... ...bir e, füllerinizi çocuğunuzun yanına bırakın... ...anne kokusu diye. sakinleştirir... Peki. ...bu çok önemli... ...giyilmemesi gereken renkler... ...asla üstünüze giymeyin dediğiniz renkler... ...şimdi e, öyle bir şeyim yok ama... ...renk ahenk uyum önemli... ...biraz önce renkleri anlattık... Hı. ...uyumu fakat... ...manyetik kirliliğe sebep olmamalı... ...yani her gün kırmızı da giyilmez... ...her gün sarı da giyilmez... ...her gün turuncu da giyilmez... Her hafta yedi gün. Yedi enerji merkezimiz var. Yedi hormon bezimiz var. Sağlığımız, mutluluğumuz, başarımız için her gün bir renk giyin. Bir aksesuar, bir fular, bir ruj sürebilirsiniz. Yine Amerika'da yapılan bir araştırmada kırmızı ruj kullanan bayanların rakiplerinden şansının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ne diyorsunuz? Evet. Kırmızı ve tonları yani bütün tenlerle giden tek renk merçiye kırmızısı. Bütün tenler. Bir yere gideceksiniz ama ne giyeyim diye düştüğünüz zaman naçik kırmızı giyebilirsiniz. Erkekler ne yapsın? Erkekler bu konuda kadınlardan maalesef çok daha... Kravat kullanabilir. Kravat. Artık pembe kravatlar kullanılıyor. Pembe Tabii giyerek e, sevgi, anne sevgisini aşılıyor. Ortama sevgi aşılıyor. Ben aşırıyor. erkeklere pembeyi Eflat de çok ben de yakıştırıyorum, de yakıştırıyorum ayrıca. Renkleri çok yakıştırıyorum. Çok. Sarı bir kazak, özgüven, pembe bir kazak. Bakın, renk özgüven getiriyor. ...zaten manyetik alanı kirli olanlar, öz, bunu taşıyamıyorlar. Hmm. Şimdi eflatun bir kravat da şiddete hayır diyor. Egoları alıyor. Hmm. Çok önemli. Yeşil de e, ben uyumluyum diyor. Koyu renkler neden zayıf göstermiyor? Hep bize öğretilen siyahın ekstra zayıf gösterdiğidir. Evet, şimdi zayıf... Göz, tabii o an odaklanmanız... Aslında aynaya bakın, kendinizi sevin. Bu ego olmasın ama sevince kendinizi beğendiğiniz zaman o zaman mutlu oluyorsunuz. Şimdi şöyle frekansınız 18 olsun. Ne demek o? Yaklaşık bir frekans. Beden titreşim hızınız yaklaşık. Nasıl ölçüyoruz onu? Bunu manyetik olarak ölçülebiliyor. Laboratuvar ortamları. Peki. Yaklaşık olarak diyorum. Fakat siz aynaya bakıyorsunuz, kendinizi beğenmiyorsunuz, kilolu buluyorsunuz, sivilceli buluyorsunuz. Frekansı yaklaşık 20 olan birisi aşık oluyorsunuz birisine. Şimdi aşk olduğu zaman... Bak 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 Aydan Hanım'ın aşk bakışlarına bakın. <laughs> Görüş açısı değişiyor. Aşk çünkü... ...aşk öyle bir önemli ki... ...ister mesleğiniz olan aşkınız olsun. ister tanrı, ister çocuk... ...ister karşı cins. Aşk e, mutluluk getirir. Aşkın rengi nedir? Aşkın rengi kırmızı kesinlikle. Çünkü... E, ...heyecanlandırıyor, cesaret ve şansınızı arttırıyor. Hı. Ve bu yüzden e, adrenalin noradrenalin salgılatıyor ve heyecanlandığınız zaman da tuzluya yöneliyorsunuz işte bu adrenalinden dolayı. Heyecanlandığımız zaman tuzluya evet, yöneliyoruz? Evet, evet. Hmm. Çünkü e, aslında beslenmede heyecanlar, duygu yönetimleri duygusu açtığımızı karşıladığı zaman küle alıyoruz. Uu. <laughs> Peki e, taşıdığımız giysinin önemi ne? Taşıdığımız giysinin önemi şu Oylum Hanım sizin enerjinizi beliriyor. Nasıl? Şimdi dalga boyu ve yansımadır renkler. Şu an siz çivit mavisi bir elbise giyerek bana çivit mavisi dalga boylarını gönderiyorsun. Şu an ben otorite sağladım. Yaptım işte. Başarı getireceğim inanıyorum. Aklımı kullanıyorum. Duygularımdan ayırdım. Enerjisi bu. Bunu bilerek davranırsanız, hissederek, öğrenerek renkleri yaşarsanız daha mutlu olursun. Şu an benim su içme saatim geldi diyorum. Otorite sağlıyor çünkü hayatıma almam gerekenler. Bakın su içmek çok önemli. Ee, artık en az 8 bardak diyorlar ama aslında bunun bir hesabı var. Kilonuz neyse 32 gramla çarpın. 50 kiloysanız 32 gramla çarptığınız zaman 1.6 litre içmek zorundasınız. 100 kiloysanız 3.2 litre içmek zorundasınız. Yani herkesin standart olamaz. Ama su içmek... Mutlu ediyor, beyni çalıştırıyor. Hangi renk bardakta su içmeliyiz peki ve neden? Evet, asla içmememiz gereken su bardağı kırmızı. Kırmızı hani su bardan içtiğimiz zaman yutkunmadan sonra merkezleri e, şey yapıyor, geri alıyor ve çok su içmezsiniz. İçmemeniz gereken sıvıları kırmızı bardakta için. Bu bir şifre. Hani gazlı içecekler var, şekerli içecekler var. Hmm. O da kırmızı bardak. Ama diğer tüm bardaklar içebilirsiniz. Kırmızı e, hariç? Hariç tüm bardaklar tüm su içebilirsiniz. Su içebilirsiniz. İçmemeniz gereken sıvıları kırmızı bardakta. Eğer az su içiyorsanız, içiyorsanız çivit mavisi bardak alın çok su içersiniz. Hmm çivit bir mavisi. Şifre. Peki renksiz bardak? O da içerir. Olur mu? Tabii ki tabii içebilir. Renksiz diye bir şey var mıdır? Yok. Suyun rengi nedir peki? E, suyun rengi bulunduğu ortama göre alıyor. Ha. Enteresan. Su en, en önemli bir e, o da manyetik güç, yani büyük bir güç. Su her şeyimizi iletken, iletken, müthiş. Tabii ki ne beyni var, her şeyi var. Yani bol bol Hafızası su için var. Hafızası var, bol su için mutlu yapıyor bir kere su içmek, beyni çalıştırıyor. Bedenimizin e, büyük bir çoğunluğu suyla kaplı, bu yüzden su için idrarınız koyulaştı. Bakın şifre burada şu, siz Az su içiyorsunuz ya da susamadan için idrarınız koyulaştıkça su içmeye başlayın. Hı. Bu şifre. Bu kadar. Evet. Bu kadar basit aslında. Bu kadar. Siz kimya mühendisiyken evet. nasıl e, renklerin dünyasına böyle bir e, dalış yaptınız evet. diyeceğim. E, oynamadım. Kimya mühendisi olmam da aslında kırmızı bir lahana suyundan başladı. O kırmızı çok... lahana suyundan kimya mühendisi evet, oldunuz siz. Evet, evet. <laughs> Ortaokul <gülüyor> çok yıllarında e, bir restoranta gitmiştik. Gömleğimi, beyaz bir gömlek giymiştim. Garson üstüme kırmızı lahana salatasının suyunu döktü. Çok üzüldüm, orta, gömleğimi de yine almıştım. Ve beyaz bir gömlek, kıpkırmızı şöyle bir leke. Yakam da büyük. Annem dedim merak etme, eve gidince çıkartırız. Ben de hani nasıl çıkacak falan diye düşünüyorum. Eve geldik, annem beyaz bir kalıp sabunu aldı. ...lekeyi sabunlamaya başladı. Mor oldu mavi. Mavi oldu sarı. Anneme dedim ne kadar güzel anne ya. Her gün bir renk aslında giyebiliriz. Meğerse araştırdım. E, sabundaki hidrojeni alarak... ...leke renk değiştirmeye başlıyor. O günden beri de... bir e, ...kimya mühendisi olmaya karar verdim. Gerçekten de... E, ...renkli bir hayalimdi. Gerçekleştirdim. Sonra... Uzun yıllar e, reklamcılık sektöründe yönetici olarak çalıştım. O da renkliydi. Hatta iş görüşmesine gittiğim zaman teknik Üniversitesi'de renkli yıllı ücretsiz çıkarmışım aldığım reklamlardan. Oo başarılı bir iş kadını. Yeşil mi giymiştiniz? Eee yine renkli, turuncu giymiştim. Ah, <laughs> paranın rengi. Evet. Yeşil bank oyunuma çok güzel bir soru değindiniz. Şimdi yeşil dediğiniz zaman yeşil cimrilik aşılılar. Bankalar bakın bankalar yeşil tercih eder. Dikkat eder misiniz? Bankalar yeşil tercih eder. Yeşil logolu bankalar. <laughs> Aklıma geliyor. <laughs> Bana paranı yatır, güven, emin ol. Ama ben senin paranı koy ama benden fazla bir şey istemeder Paran kadar konuş. Aslında logoların da renkleri var Tabii ki değil mi? Tabii ki logoların da renkleri var. Pastaneler turuncu tonlarıdır. İştah açar. Süt ve süt ürünleri yeşil renklidir. Çevre dostuyum der. Light ürünler kilo aldırır ama gri renktedir. Yediğiniz zaman kilo alırsınız. Nasıl gri bir giysi giydiğiniz zaman? Cenazelere giderken genelde gri giysiler kullanırlar. Önünü göremez. Boşluktadır. Ama enerjinize yön vermeniz gerekiyor. Şimdi lacivert giysiler giyerler, koyu giysiler. Aslında şu da var, giysilerde hormon dengesi var. Nasıl? Siyah bir takım elbise giydiniz. Lacivert bir takım elbise giydiniz. Aslında vücudunuzda serotoninde baskı var. Mutluluk hormonu basılır, melatonin artar, uyku hormonu artar. Hı hı. Giyicin, giydiğiniz beyaz gömleğiniz içine takım elbisenin melatonini baskılar, Serotonin arttırır. E mutlu ol. E tamam denge. Denge Oldu. Var. O zaman kravatla sağlayacağız her şeyi. Enerjimizi işte. Ener Aa. Giysinin sırrı burada. Enerjimizi giysi e, fularımızla, belki kravatımızla. Indiriz, belki kravat. Evet ruj, e, rujumuzla, takımızla, saatimizle yön vereceğiz. Kırmızı taktık. Son sözü söylersiniz. Kırmızı taktınız mı? Şansınız sizde. Kırmızı. Turuncu. Turuncu, parabol, Ay hemen Keyif buradan çıkıp turuncu bir Sarı. E, cüzdan alalım. Sarı. Sarı. Mutlu eder. Vizyon. vizyon. Lider. Mavi huzur içerisindeyiz. Huzur. Yeşil. Oh. Dengeli. Yeşil denge ama cimriyiz. Benden para çıkmaz. Ama işi detaylı yaparım. Eflatun. Eflatun. İştağım kapandı. İştahım kapandı. Hiç kapan yiyecek halim yok. Üç Ego, yok. Ego yok, Şiddet yok, şiddet yok. Biziz, ben değil bizim. Peki kontrast renkleri e, birbiriyle kullanırsak ne olacak? Şimdi... Mesela iştah kapatan ve iştah kapatan pantolonum var. iştah açan gömleğim var. Giyebilirsiniz. Başka da hiçbir şey yok. Ne giyebilirsiniz? Vücut fonksiyon olarak ihtiyacını belirler. Bakın, bazı insanlar fonksiyonel bir renklerden uzaklaşır. Bazı insanlar fonksiyon olarak bazı renkle yaklaşıyor. Bunun şifre burada, pin kodu burada. Eğer fonksiyonel olarak kırmızıdan uzaklaşıyorsanız e, kan testi yaptığınız demir eksikliği. Hmm. Fonksiyonel olarak turuncudan uzaklaşıyorsanız kabızlık problemi, sindirim problemi. Fonksiyonel olarak sarıdan uzaklaşıyorsanız irsiyette şeker hassasiyeti, safra hmm. kesisi taşı. Peki fonksiyonel... maviden uzaklaşıyorsak? Maviden uzaklaşıyorsanız boğaz ve diş eti hastalıkları. Diş eti hastalıkları. Yeşilden uzaklaşıyorsanız kolesterol, trigliserit, <laughs> lipis, damar Çabuk spora sertliği. başlayın, asansöre binmeyin. Neyden uzaklaşıyor da bu? Ee, yeşilden. Kalp hastalığı? Yeşil. Yeşil Yeşilde. o da. Ee, beyinde bir rahatsızlık? Ee, onlarda da kemoterapi dönemlerinde yeşil kullanmamak gerekiyor. Pembe ve turuncular mutlu ettiği için hmm. mutluluk hmm. bağış güçlendiriyor. Romatizma, ağrılar. Ağrılarda turuncu eklem kasarlarında. Eğer fonksiyonel turuncu sapmanız var aspirin rengi mavi ağrıları çok Neyin iyi gelir. Neyin rengi? Aspirin. Ha şey. İlaç aspirin. Yeşil değil mi? Mavi. Aha. Askerlerden düşünün. Renk körleri ne yapsın? Renk körleri de aslında gözü kapalı olarak onlar enerjilerine göre seçiyor. Mesela kırmızının enerji çok e, kırmızı şey. yeşili karıştırır renkörleri. Evet çünkü gözde iki tip reseptör, üç tip reseptör var. İki tip reseptör var. Koni ve çubuk. Koni reseptör gözümüzün rengiyle alakalı. Kırmızı, mavi ve yeşil. Çubuk reseptör ise karanlıkta görmemizde, aydınlıkla alakalı. Şimdi gözümüz ilk önce kırmızıyı görür. Bu ne demektir? Bebek doğduğu an kırmızıya daha yatkıdır. İki yaşına kadar bebekler kırmızı rengi sever. Ve süt rengi beyazı sever. Yeşilden nefret eder. İki yaşına kadar. Heh, onun için brokoliden, bezelyeden, bütün yeşillerden. Onun da formülü yeşil tabaklarda yeşil sebze çocuklarınıza tükettirin. Daha fazla tüketirler. Süsleyin. Peki. Gökkuşağı renkler yapın. Acaba Aydan Hanım diyorum Buyurun. ki bunu hep düşünüyorum. Acaba benim için kırmızı ve sizin için kırmızı aynı mı? Aynı renk. Şöyle. Gözler o e, aynı e, tonları mı algılıyorlar Şimdi şöyle ve görüyorlar? Farklı olabilir çünkü gözün gördüğü 7 milyondan fazla renk var. Onun için soruyorum. Ama biz ton o optik olarak o skalada inceliyoruz. Şöyle düşünün. Şimdi bir turuncu yavru ağzı, somonu düşünün. Hı hı. Üçü de turuncu spektrumda evet, inceliyoruz. Evet. Ama ...enerjilerine baktığınız zaman biri daha keskin. Hı hı. Ama sonuçta turuncu spektrumda. Evlerimizi nasıl dekore etmemiz? Mesela duvarlarımızı hangi renk boyamamızı önerirsiniz Şimdi evimizde? Şimdi sınava girecek çocuklar da sarılar. Huzur mutluluk için genelde. Huzur, mutluluk, turkuaz. Duvar boyası çok pahalı. Öyle her dakika nasıl çok değiştireceğiz? Haklı bir kere ama... boyadık bitti yedi sene o duvar boyasıyla evet. oturuyoruz. Şimdi yine yapılan bir araştırmada... ...duvar boyalarının pozitif etkisi iki senede azalıyor. Ama kadınlarımız çok becerer. Duvar boyamak da kolay. İnanın boyayabilirler. Ay! <laughs> Yastıkları değiştirebilirler. O koku, o e, ustalar etrafı serdi şeyler e, ama aktı. Temizlik, ay! <laughs> Yok doğru. bir kere boyayalım. <laughs> evet. E, hadi siz de dört sene. Tamam dekorasyonda bir yastık atarsınız. Yok duvar boyası, bana duvar boyası turkuaz. Beyaz olur mu? Beyaz olur tabii ki. Melatonin e, baskı yapar, serotonin salgılar ama. Tamam. Uykusuzluk probleminiz varsa, uyumuyorsanız, bazı insanlarda fonksiyonel sapma var. Asla yatak odalarınızı beyaz boyatmayın. Beyaz çarşaf kullanmayın. Yeşil ve mavi kullanmayın. Çünkü beyaz melatoninde baskı kuruyor. Serotonin artık mutlu oluyorsun, uyumuyorsunuz. Sar e, mavi ve yeşiller de ...idrara çıkma eğilimi gösterir sık sık. Sürekli kalkıyorsunuz Evet, bu yüzden içinde. zaten uykularınız az ve sürekli bölünür. Macenteleri, sıcak tonları tercih edin. Hatta siyah bile kullanabilirsin uykusu probleminde. Hmm. Yatmadan önce gün içinde bir avuç ceviz, melatonin mucizesi, vişne... ...bunları tüketin. Bunlar melatonin kaynakları. Uykusu probleminiz varsa araştırdım, güleceksiniz ama. Koyun kuzu sayın, isterseniz kedi sayın. <laughs> Matematik problemi beyni yorar... <gülüyor> <gülüyor> Ve cep telefonunun mavi ışığı melatoninde baskı kuruyor. Lütfen üstünü örtün. Böyle yanım evet. sönüyor, en yanıp, sönüyor o. yanıp sönüyor, yanım sönüyor. Biraz e, izleyicilerden ne mesajlar gelmiş, merak etmişlerdir. E, ona bakmak istiyorum, müsaade ederseniz. Benim sormadığım şeyleri sormuş olabilirler ama. E, hesabınızda da bu bilgileri ara ara paylaşırsanız sevinirim e, diyor e, Nalan benim. Metin. E, benim rengim önceden kırmızıydı şimdi pembe mor. İlginç olan kırmızıyı artık hiç sevmiyorum. Benim için en çirkin renk. Neden acaba diyor Nurçelik. Şöyle, yani aslında çok güzel bir soru çok sormuş. Güzel. Bir ara çok sevdiğim bir renk ve şimdi nefret ediyorum. Eskiden benim rengimdi, şimdi tahammül edemiyorum. Çok ee, güzel bir renk. Çok soru güzel. sormuş kendisi. Şimdi seçtiği renkler neydi? Şimdi mor ve ee, hemen söylüyorum. Ee, benim rengim önceden kırmızıydı, şimdi pembe mor. İlginç olan kırmızıyı artık hiç sevmiyorum. Şimdi e, hanımefendi kırmızı rengi seçme sebebinde... bir kere. Demir hassasiyeti dönemiydi. Demir hassasiyet dönemi yok. Artık geçti. Ya da varis problemi vardı. Hı. Onlar geçti. Peki. Ee, sonra haksızlaş, tamir edemeyen bir yapısı vardı. Onunla başa çıktı. Peki. Ee, bu yüzden daha sonra fonksiyonel vücut e, pembe, pembe ve, ve mor. etli altına, mora gidiyor. Mora bu gitmiş. ne demektir? Diz kapaklarında ağrı var. Olabilir. Eklem ağrıları olabilir. Hı. Ve... Sevgi kayıpları olabilir. Sevgi rengi, anne sevgisinin rengi hmm. pembe. Bu yüzden kendini mutlu hissetme, güvende hissetme, e, rahat etmek için bu renklere yönelmiş olabilir. Hemen o zaman bu soru üzerine şunu sormak istiyorum. Çok ağır kayıp yaşayanlar, annesini, babasını, Allah korusun, evladını, Allah yakınını kaybedenler. Onlar öyle bir güç kuvvet versin ki nasıl kuvvetlenebilirler? Hangi renkle e, huzura kavuşabilirler? Etraflarında ne renk buluş? Mucize doğada çiçekler. Çiçeklere baksınlar. Mucize doğada çiçek evet. renkleri. Ee, bakalım Ece, e, cüzdanlarda ne renk tercih edelim? Turuncu tercih ediyoruz. Ee, Bu arada turuncu derken bolluk bereketi rengi hatırlamanız için süt veren annelerde... Turuncu fitokimyasallarla beslenirse daha çok sütleri olur. Süt üretimini arttırır. Turuncu ışıklar süt üretimini arttırır vücutta. E, renk körleri için ne diyebilir demiş Arzu Hanım. Az önce e, konuşmuştuk. E, cüzdanı soruyor insanlar genelde. Ben <laughs> giderken devir ekonomi devri. Devir tasavvur, devir. Alışverişe giderken hanımlara tavsiyeler yapalım isterseniz. Hadi. En güzel. Hadi alışverişe, alışverişe giderken, giderken ne yapacağız? Bir, eşofman giymeyin. Vücudunuzda melatonini salgılatmayın. Eşofman giymeyelim. Evet. Tight? Çok dar tight da değil. Melatonini salgılatıyorum. Peki. Güzel fit giyinin. Çok dar ve çok bol olmayan. Kendiniz aynaya bakın. Bir kere sevin, mutlu istedin. Bir hafif bir makyaj yapabilirsiniz. Saçınızı toplayabilirsiniz. Füllerinizi ona göre bağlayabilirsiniz. Bir aynaya bakın. Melatonin baskısına çok dikkat edelim. Bir, biraz muz yiyebiliriz. Serotonin mutluluk mucizesi muz. Biraz bir parça muz ya da biraz süt içebilirsiniz. Avokado yiyebilirsiniz. Bir avuç kuru yemiş. Bunlar mutluluk mucizeleri. Vücutta serotoninleri arttırıyorlar. Siz mutlu alışverişe gittiğiniz zaman ve asıl şifre kadınlar topuklu ayakkabı giyin. Topuklu ayakkabı evet. giyin. Topuklu ayakkabı odaklanmanızı sağlar. Her şeye bakmazsınız. İhtiyacınızda cevap ne varsa o topuklu üzerine yürümek kolay değildir. Onlara bakarsınız, zamanınızı doğru kullanırsınız. Eğer zamanınızı kullanamıyorsanız, Tabii çok yüksek bir punto değil, ama giyebileceğiniz kadar uygundur. topuklu ayakkabı giyin. Kendinize bakın, sevin kendinizi. Kendinize e, göre ee, ...renklerden harmanladığınız... ...bir mutluluk formülünüz var mı? Tabii ki. Benim 71-62 mutluluk formülüm Nedir var. Nedir o 71-62? 71-62'de yedi... ...vücudumuzda yedi enerji merkezi var. Yedi renge karşı duyarlı ve bunlar... ...yedi hormon bezimize tekabül ediyor. Kırmızıyı gördüğünüz zaman... ...adrenin noradreniz al, cesaretiniz artıyor. Şansınız artıyor. Bundan yola çıkarak... ...yedi enerji merkezi... ...vücudumuzda yedi hormon bezi. Evet. Hafta... ...yedi gün, her gün bir renk giyin. Yetmiş bir. Yetmiş bir. Altmış. Altmış. Gökkuşağı beslenme. Bakın, şimdi Dünya Sağlık Örgütü... ...bize beş öğün sebze meyve tavsiye ediyordu. Şimdi gökkuşağı besleneni, bu nedir? Altı gıda grubu. Kırmızılar likopenler, gençleştirir, zekanızı korur. Domates kırmızı elma gibi, karpuz gibi, turuncu, kayısı, portakal gibi. Bunlar sindirim sistemini güçlendiriyor. Alfa, beta karoten içeriyor. Göz sağlığımızda da koruyor, damar sağlığımız. Anneannelerimiz der ya, havuç şey gözüne çok iyi araştırdım doğru. Çünkü kalp damar sağlığı korunduğu için göz damar sağlığımız korunuyor. Yeşil. Bakın gözlük camların hepsi yeşildir. Gözümüze gelen sert dalga boylarını körlüğü engellemek içindir. Ve hücrelerdeki e, bozukluğu engellemek için yeşil fitokimyasallar beslenin. Nedir? Ispanak, brokoli, bezelye. Bunları bes bunlarla beslenin. Sonra açık beyaz yeşiller. Bunlar pırasa, kereviz, enginar, soğan, sarımsak. En güzel grup alisin içeriyor soğan, sarımsak. So e, ve ee, Çocuklar, IQ seviyelerini arttıran iki mucize gıda, kereviz ve pırasa, lütfen çocuklarınıza bunları yedirin. Enginar yedirin. IQ seviyelerini arttırıyor beslenme. Siz ne yerseniz osunuz. Modunuzu değiştiriyor. Ve e, Bu arada soğan, sarımsak tansiyonu dengeliyor, şeker seviyelerini ayarlıyor, kolesterolü dengeliyor. Mucize. Mucize. Ve mavi mor gıda grupları. Bunlar... E, İncir, patlıcan, yaban mersin, fenol içeriyorlar. Mavi moru veren e, bitki fenoller. Çünkü bitki ve sebzeler dalga boyunu yansıtarak renklerini alıyorlar. Bu yansıma çok önemli bir şey. Hı hı. Yansıttıkları zaman rengini alıyor, fitokimyasalını belirliyor. Biz de onu yediğimiz zaman sağlık buluyoruz. Mucize burada başlıyor. Ve e, mavi mor artı yaban mersinde de bulursanız mutlaka tüketin. Zeka seviyelerini çok önemli ...hafızayı güçlendiriyor. Bir de sarı gıda grubu var. Limon, ananas, mısır gibi... ...bunlar da C vitamini... ...çözülümünü sağlıyor, bağışıklığını güçlendiriyor. Altı gıda grubu bu. Ve salatalarınızı gökkuşağı yapın. Bir çorba kaşığı limonla... ...beraber sirke kullanın. Hmm. Mucize burada. İçindeki etken maddesi... midin erken boşalmasını engelliyor... ...ve tok kalıyorsunuz. Form tutma burada başlıyor. Dizlerinizi koruyor. Çok su içtiğiniz zaman... ...çok idrar yoluna çıkıyorsun, tuvalete çıkıyorsun... ...idrar yollarını korunuyor... E, ...sirkeyle. Siz e, renk terapisi yapıyorsunuz bir de... ...öyle değil e, mi? Renk terapisi Nasıldır renk terapisi? Şöyle, ben renk terapisi eğitimi aldım. Aslında bu renk terapisi eğitimi Almanya'da bir sistem. Bu aleti yapanlar... ...doktorlar için yapmışlar. Kimya mühendisi ve elektronik mühendisleri. Fakat renkleri çok duyarlı olduğum için... ...bu eğitimi aldım ve... ...insanlarla paylaşıyorum. Renk terapileriyle eksik renkler tedavi edilebilir... ...ama... Zaten spektrum şu, yansıma nedir? Ee, Newton bir prizmadan güneş ışığını geçirerek renkleri elde etmiştir. Görünen yüz, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit, mavi ve eflatun. Evet. Bu görünen. Görünmeyen, x ışınları, radyo ışınları, radyo... Zaten doktorlar bizi tedavide kullanıyor. Biz de renk, görünen yüzüyle sağlık buluyoruz. Sağlık, mutlu, başarımız için renkleri alıyoruz. Mesela hayatımız. bir danışanınız geldi size, e, diyelim. Ne yapıyorsunuz öncelikle? Onu tanımaya mı çalışıyorsunuz? Ben e, e, şirketlere danışmanlık yapıyorum. Şirketler. Tabii ki. Onların renk analizlerini hani Bir de bilgisayar programı yazdım o Hah. Bilgisayar programı evet. Yardım yazdınız. Evet. Nasıl El, bir bu program bu? Bu elektromanyetik alanlarınızı direkt çıkartıyor. Sağlık haritalarınızı çıkartıyorum. Bugüne hmm. kadar hiç bunu ücret almadım. İnternet sistemde yüklü. Bütün danışmanlık yaptığım şirketle, hepsine bakıyorum. Peki. 300 bininden fazla kişiye baktım. İsim soyadlarını veriyorlar doğum haritalarında hangi renkte hayatın önemli kararlarında giysinler giymesinler böyle bir program yazdım. Çünkü biraz da kişiye özel anladığım kadarıyla öyle özel. değil mi? Bu kişiye özel. Ama seminerlerimde yapıyorum çünkü ben e, hayatta bana göre en büyük e, başarı mutluluktur. Hı. Ben insanları başarı başarısız ayırmak istemiyorum karakterim uymuyor öğrenen öğrenmeyen diye. Grup diye seminerlerim verdiğim zaman birisi soru sorarken birisi de öğreniyor. Buna dikkat ediyorum. Hı hı. Ee, peki insanlar buradan e, bir açıdan e, şu şu açıdan <laughs> bakıyorum hep aşkı merak ediyorlar, parayı merak ediyorlar ve sağlığı merak ediyorlar. Kesinlikle. E, bunların e, birebir renklerle e, doğru orantılı olduğunu söylüyor sevgili Aydan Hanım. E, renk gruplarına göre beslenmeyi anlattı. Hangi renklerle e, hangi imajları veriyorsunuz? Onu anlattı. Hangi renk e, neye tekabül ediyor? Onu anlattı. Biz de çok teşekkür ediyoruz Aydın Hanıma. İyi ben ki de. geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Size bir kitap armağanımız olsun. Sözcüklerdir bütün derdimdesin. Oh, Hep kitaptan Ursula e, Guin, hayat ve kitaplar üzerine çok teşekkür yazılar. Ediyorum. Buyurunuz. Keyifle. Enerjiniz bol olsun. Çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkürler. Sizin de renginiz ve enerjiniz bol olsun. Teşekkür. Renk ya renk şimdi bu. Bahar geliyor ah bahar renklerin ayı oh, ee, dönemi daha doğrusu dönemi. mevsimim ee, nisan e, mayıs mart yine eh de eh. ee, nisan mayıs. Doğanın Bak, renk açtığı... Nergisler başlıyor. Ah, sarılarla harika, başlıyor. Harika. Doğa renkleniyor ve canlanıyor. Hayatınıza renk alın. Doğa renkleniyor, canlanıyor. Herkese e, buradan e, renkli, canlı, keyifli, ışıl ışıl günler diliyoruz. Ama programımızı kapatmıyoruz. E, Yakın Doğu Üniversitesi e, kadın basketbol takımı oyuncuları bizlerle beraber olacak. E, Bahar Çağlar, Olcay Çakır, Anne Waters ve Queenitra Hollingsworth bizlerle. E, kısacık bir aranın ardından.